nasıl bakıyorsunuz bu uzay hikayesine? Yani Cumhurbaşkanı şöyle bir açıklama yaptı. Milli Uzay Programı. Bu adı veriliyorlar değil mi? Milli Uzay Programı. Evet. Birincil ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir. İnşallah Ay'a gidiyoruz. İlk aşamada 2023 yılı sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. Ben bu tabirleri de anlamıyorum. Yani sert iniş. Herhalde bu teknik bir tabirdir diye düşünüyorum. İlk fırlatmayı uluslararası işbirliğiyle hayata geçireceğiz. 2028'de hayata geçirmeyi planladığımız ikinci aşamada ise aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı bu kez kendi milli roketlerimizle gerçekleştireceğiz. Ay'a yumuşak iniş gerçekleşti. Demek ki bir sert iniş var, bir yumuşak iniş var. Teknik bunlar. Bu aşamayı da tamamladığımızda Ay'da bilimsel faaliyetler yapabilen sayılı ülkelerden biri olacağız. Ya tabii bu iş çok sosyal medyada falan yankı uyandırdı. Ciddi alanlar var. İşte kafa bulanlar var, dalga geçenler var. İşte buna bir isim bulmaya çalışanlar var. Çeşitli alternatifleri sıralayanlar var. Devlet Bahçeli bir isim söyledi. Mahir Ünal başka bir isim söyledi filan. Yani bayağı bir konuşuluyor bu konu. Necdet Bey'le başlayalım. Ne diyorsunuz? Vallahi hakim olduğum bir konu değil, bir kere onu söyleyeyim. Yani anlamıyla uzay, uzay teknolojisi gibi şeyleri iki yerden biliyorum. Bir filmlerden, bir de bu kitaplardan biliyorum. Yani o anlamıyla gerçekçi de değerlendirmek lazım. Yani işin uzmanıymış gibi ya da konuya hakimmiş gibi konuşmayı doğru bulmam. Ancak tabii bu tartışma gündeme gelince normal olarak yani ne oluyor diye baktım. Yani doğru söylediğiniz gibi IŞİD iyi alanlar da var, çok ciddi alanlar da var. Ya bir, siz hangisini? Ben tabii şöyle, ben şu noktadayım. Ya Türkiye'nin temel dünya kadar sorunu varken bunu gerçekçi görmeyenler tarafındayım ben. Yani gerçekçi görmüyorum, inandırıcı da gelmiyor. Kulağa hoş geliyor tabii. Mesela Türkiye'nin diyelim ki uzay teknolojisinde gelişkin bir ülke olması, öne çıkan bir ülke olması, uzayda araştırma yapıyor olması kötü bir şey değil. Peki niye gerçekçi? Ya şöyle, çünkü çok ciddi bir şey. İki boyutu da var. Bir, bizde çok ciddi krizler var, sıkıntılar var. Ekonomik kriz var zaten. Pandemiyle bütünleşen de ve derinleşen bir kriz var. Bir boyutu bu. Bir kere bu gerçekliği görmemiz lazım. İkincisi, rakamlara baktım. Şimdi bakın, uzayla ilgili rakamlara baktım. Kim ne yapıyor ona da baktım. 2001'den itibaren uzaya bir kere turist gidiyor. Bu rakamlar da ortaya erdi. Yani 35 milyon dolar, 50 milyon dolarlardan bahsediyor ama esas itibariyle bu alanda çalışan bir işbirliği var ve bu işbirliğinin bir ayağı Amerika Birleşik Devletleri, diğer ayağı Rusya, diğer ayağı Kanada, Almanya diye uzanan bir şey, Avrupa Birliği ile uzanan bir şey var ve ya buna ayrılan bütçeler inanılmaz bütçeler. Yani kıyaslama yaptığımızda şimdi mesela bir iki rakam vereyim. Niye o anlamıyla bunu öyle ciddi görmedim? NASA 23 milyar dolarlık bütçeyle çalışıyor. Rusya 1 milyar 700 milyon dolarlık bir bütçeyle çalışıyor. Almanya 1 milyar 300 milyon dolar diye giden bir şey var. Çin'in bu işe ayırdığı 8 milyar dolar. Bunlar uzaya giden yerler. Hindistan 2 milyar dolar. Bizim buraya ayırdığımız bütçe, ki arttırılabileceğini söylediler ama bizim buraya ayırdığımız bütçe bunlar yanında, yani ne denebilir? Devede kulak değil yani. Neymiş? 35 şey. 23 milyon. Bizim ayırdığımız yani milyar düzeyinde bizimkinin şeyi 38 milyon Türk lirası. Normal olarak bu araştırmanın şeyi ama şimdi mesela bu şeyde rakamı milyar düzeyine çekmiş durumdalar. Bu rakamla uzay... Milyar mı 38 milyon? 38 milyon normal bütçesi. Bu alanın şeyi. Bu seneki bütçeden 2 milyar 100 milyon. Şöyle 24 milyon şeyi ayırtılar. Dolar. 24,5 milyon dolar. Yani ya öyle düşündüğümüzde de yani geçen seneki bütçeye baktım 35-38 milyon Türk lirasıymış. Şimdi de yani bu rakamlar bu alanda sizin... Hayır, 38 milyon Türk lirası mı yoksa 24,5 milyon dolar bendeki benimki, rakam. Bakın, benim çok geçen farklı senedeki çünkü rakamım, benim tamam, bulduğum tamam, rakamı ben söyleyeyim, 38 milyon Türk lirası. Kaynak Google, Wikipedia, bütün dünyadaki
bu çalışmalarla açıkladığı rakamlar mı? Çalışmalarla BBC ilgili bir çalışma yayınladı. İlgili rakamlar. Şeylerde konu aynı. Yani Amerika için söylediğiniz aynı. Ben söyleyeyim, kaynağımı söyleyeyim. Yani aldığım yeri. BBC bu noktada bütün dünya çapında bir çalışma yapmış ve bu çalışmada Türkiye'ye verdiği rakam ne demiştim, 38 milyon Türk lirası, ama bunun da işte şöyle bir revize var. Yani o mümkün olabilir. İş şeye dönüşmüş durumda. Yani rakam yukarıya doğru çekilmiş durumda. Ancak bu rakam şunu gösteriyor Ahmet Bey. Ya buradan bu kadar iddialı bir şey yapmak mümkün değil. Niye mümkün değil? Yani gönlümüzün istemesi, niyetler ayrı bir şey. Türkiye gerçekliğinde buna demek ki bizim, yani bu işi yapabilmemiz için büyük bütçeler ayırmamız lazım. Kıyaslamak açısından da şunu söyleyeyim. Bakın, uzaya bir astronotu göndermede rakamları söyleyeyim. Rusya Soyuz üzerinden 80 milyon dolara götürüyormuş bir astronotu. Amerika Birleşik Devletleri de Elon Musk'ın şirketindeki de 50 milyon dolara götürüyor. Şimdi rakamlar uçuşuyor ve bununla ilgili de çok ciddi büyük rakamlar. Büyük rakamlar tabii. Yani bizim ölçeğimizde şu anki bütçe itibariyle büyük rakamlar ve bu rakamları dikkate aldığımızda gerçekten ciddi bir yatırım gerektiren bir şey. Artı Türkiye'nin şöyle bir dezavantajı var. Burada gördüğümde bilen arkadaşlarımızın itirazı ya da eklemesi varsa yapabilirler. Ya 5 ülke ABD, Rusya, Kanada, Japonya ve Avrupa Uzay Ajansı birlikte çalışıyor. Ve sizin uzaya yönelik çalışma yapmanız için burada olmanız gerekiyor. Türkiye Avrupa Uzay Ajansı ile birlikte bir ortak çalışmaya girmiş TÜBİTAK üzerinden. Ancak bu çalışmanın sonu gelmemiş. Yani şey olmamış. Türkiye oraya dahil olmamış. Bu çalışmanın dışında bağımsız iki çalışma yürüyor. Bir tanesi Çin, bir tanesi de Hindistan. Şimdi bu gerçeklik ışığında, yani peki niye böylesine bir şey? Yani bir müjdeli haber gibi sunuldu. Ben gerçekçi görmüyorum. Yani otomobille ilgili tartışmalar henüz sonuçlanmamışken, ki bu alana bu alandaki hakim isimlerin verdiği oranları biliyoruz. Otomobilin ne kadarının yerli olabileceği noktasında verdiği rakamları biliyoruz. Bu nedenle ben yani bizim kısa dönemde, hele 2023 gibi, yani 2 yıllık bir sürede astronotların eğitim sürecine baktım. Bu sürede onu bile tamamlayabilmek mümkün değil. Ya bu biraz yani bence Türkiye gündemine bu kadar oturtulması gereken bir gündem değildi. Bunun ben sıkıntılarla, mevcut iktidarın gerçekten hem ekonomik kriz hem de yönetime sıkıntılarıyla bağlantısı olduğu kanaatindeyim. Yapay gündem yani. Yani gündeme zorla sokulan ve konuşturulan bir işe dönüşüyor. İnsanların hayal kurması iyi bir şeydir. Hayalsiz yaşanmaz. Hayalleriniz olacak. Yani hayaller sizi gerçekçi hedeflerle de buluşturabilir, ama ben burada bu işin kısa dönem itibariyle çok ciddi bir hayal olduğunu ve gereksiz yere kamuoyunda da burada bile bir kamplaşmaya neden olmayı uygun görmüyorum. Ya zaten şimdi biz yarın Hürriyet'te yayınlıyoruz. Bu CHP'den gelen açıklamalara baktık. Şöyle şeyler geliyor. Parti sözcüsü Faik Öztrak kendileri Ay'a giderken lütfen esnafı yaya bırakmasınlar. Veli Ağbaba, esnaf beklerken müjde uzaya verildi. Engin Altay, 4,5 milyar lirayla ancak Everest'e çıkarsın. Ağam bizde eğlenir demiş. Böyle açıklamalar var yani. Yani ana muhalefet de ciddiye almıyor. Mevcut durumu bu şekilde, bu mevcut duruma bu şekilde yaklaşıyor. Hasan Bey? Şuradan başlayayım. 28 Ocak'ta, evet, Elon Musk'la Cumhurbaşkanı Erdoğan bir görüşme yaptı. Bu görüşmeden sonra da açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve burada uzay teknolojileriyle ilgili işbirliğinden söz etti. Şimdi doğru, dünyada bazı ülkeler ortak projelerle uzay çalışmaları yapıyorlar. Fakat 2011'den bu yana mesela NASA'nın o kadar bütçesi olmasına rağmen NASA bu işte, yani uzaya özellikle uydu gönderilmesi meselesinde geri çekildi. Yani NASA biraz geri çekildi. Astronot göndermesinde de geri çekildi. Çekildi, evet. Onda da göndermiyor. Yani çekildi. Özel şirketleri destekliyor. Bunların en önemlisi de bu Tesla'nın sahibi. Yani marka söylüyoruz ama bu artık söylenir burada herhalde. Zaten çok bilinen bir şey. Elon Musk, Amerika'da. Türkiye, hani bu astronot göndermeden söz ettiniz ya, bu işin
kaymak kısmı ya da final kısmı astronot göndermek. Türkiye bu konuda zorunlu olduğu için bu işe giriyor. Zorunlu olduğu için. Ve uzun zamandır çalışıyor. Yani ne tür bir zorunluluk? Söyleyeceğim. Şimdi sizin İHA'nız ve SİHA'nız varsa ve siz yeni bir teknolojiyle dünyadaki savaş parametrelerini değiştirmişseniz, onların kumanda edildiği uydularınızın da size ait olması gerekiyor. İkincisi, daha da önemlisi, ki maalesef yani uzun sürecek o iş, uydunun fırlatılmasını da bizim yapmamız gerekiyor. Yani şu anda kargo işi yapan Elon Musk üzerinden gönderdik. Geçen gönderdik, daha yeni gönderdik. Fakat maalesef ki Elon Musk'ın şirketi bizim uydumuzun hangi yörüngede, hangi açıda olduğunu biliyor. Biz şunu istiyoruz. İHA'larımız ve SİHA'larımız için yarın çok daha önemli olan, hepimizi ilgilendiren, yani günlük hayatta da kullanacağımız TOG için en önemli, en yani stratejik olarak en önemli şey yazılımı ve onun uydudan kontrol edilmesi. Siz eğer bir tane elektrikli otomobil, tam otonom bir otomobil yaparsanız TOG gibi ve bunu başka bir uydudan, sistemini uydudan takip ederseniz, o aracın hiçbir şekilde güvenliği yok. Bu aracın güvenliği için bir kere biz mecburuz. Şu anda Türkiye peş peşe uydular gönderiyor. Yani Elon Musk'ın kargo şirketine vermiş, sürekli uydular gönderiyor. Fakat evet, o uydular bize ait uydular. Ancak o uyduların o kadar güvenli halde olması gerekiyor ki bunlar İHA'ların, SİHA'ların ve aynı zamanda TOG gibi doğrudan otonom, yani otoyollarda, sokaklarda kendi başına gidebilecek hale getirilebilmesi için mutlaka ve mutlaka yerli olması gerekiyor. Ve mutlaka ve mutlaka bütün bilgilerin de bizde olması gerekiyor. Dolayısıyla biz uzaya çıkmadan, hani istikbal göklerdedir cümlesini hatırlarsam söylüyorum. Uzaya çıkmadan, uydumuzu oraya bizim kendimiz yerleştirmeden bu devrimi gerçekleştiremeyiz. Peki Ay'a çıkmanın ne anlamı var? Bu işin şeyi. Fantazisi mi? Fantazi, yani dedim ya, kaymaklı, ya kaymağı, üzerindeki kaymağı. Niye? Ne işimize yarayacak? Niye? Şu işimize yarayacak. Yani Türkiye, öbürünü anladım. Çok güzel. Hani İHA, SİHA, otomobil, bunlar evet, için gerekli. Evet. Ay şunun için. Amerika'ya niye çıktıysa biz de onun için çıkmak istiyoruz. Rusya niye çıktıysa biz de onun için çıkmak istiyoruz. Niye çıktılar? Söyleyeyim. Birinci lige çıkmak için. Bu iş birinci ligdir. Yani aslında iş Mars. Mars'a gidebilmek. Yani dünyadan bir koloniyi Mars'a yerleştirmek insanlığın hayallerinden birisi. Ay'a çıkma fikri Amerika'da 1960'larda ne ifade ediyorsa, yani hani o Neil Armstrong'un benim için küçük bir adım ama işte insanlık için büyük bir adım dediği şeyde, bu birinci lige çıktığını gösteren. Çünkü şu anda uzaya insan gönderen 3 ülke var. Amerika, Çin ve Rusya. Başka yok. Yani kendi teknolojileri gönderdiler bunlar. O teknolojiler üzerinden başka uluslar, insanlar da Kazaklar da getiriyorlar tabii. Yani başkaları, bir sürü insanlar gitti. Ama kargoculuk yapan özel şirketler var ve şimdi uzaya özellikle uyduları yerleştirecek yerli teknolojiler gerekiyor. Niye? Son cümlem olsun bu konuda. Hani yıldız savaşları falan diyeceğim de şunu kastederek söylüyorum. Caydırıcılık, bugüne kadar nükleer silahların niye kullanılmadığı sorusunun cevabıdır. Peki. Caydırıcılık. Hasan Bey, bir şey sorayım. Son cümlemi söyleyeyim bu konuda. Söyleyeyim. Yoksa atlamış olurum. Şu anda uzay teknolojisine sahip olan ülkeler ve uzayda kendi uydusunu yörüngesine yerleştiren ülkeler diğer ülkelere üstünlük sağlıyorlar caydırıcılık açısından. Peki, bir şey soracağım. Diyor ki, ya kardeşim işte muhalefet partisi sözcüleri, ya senin ülkende sen esnaf işte çok, bilmem şu durumdayken
ne yapıyorsun ya falan işte paraları koyuyor ortaya evet, işte tamam, diyor doğru. Senin paran da yok diyor Necdet Bey. Bu konuda ben bir rakam söyleyeceğim. Çok güzel bir soru. Yani bu da tartışılması gereken bir şey. Şimdi aklımda zaten önemli değil. Biz bu sene itibariyle %77'ye çıktık savunma sanayinde yerlilik oranında. İstihdam olarak 81.900 kişi istihdam ettik. 19 milyar dolar olması lazım. Yanılabilirim, düzeltebilirsiniz. Ama 19 milyar dolarlık da bir kaynak sağlandı. Yani üretimden kaynaklanan. Şimdi bu hem istihdamı sağlayan bir şey. Bu doğrudan istihdamdan bahsediyorum. Ve doğrudan üretime ve ihracata da hazırlayıp. Şimdi uzay teknolojileri açısından bizim bu konuda dışa bağımlılığımız ortada. Zaten yapmak zorundayız. Şimdi 5G diye bir teknoloji gelecek. Öyle değil mi? Yani şu an 4.5G ile idare ediyoruz ama bir 5G diye bir teknoloji gelecek. Ve bu teknolojisini takip etmeniz gerekecek. Çin burada almış başına gitmiş. Ve biz esnaf demek burada ne anlama geliyor? O zaman şöyle söyleyelim. Esnaf demek burada şu. Siz bir organize sanayide bu işleri yaparsanız organize sanayinin etrafındaki ekosistem herkese ekmek ve aş demektir. TOG'un şu anda giderseniz eğer ben çok sık gittiğim için görüyorum. Hem bu vadide, Körfez'deki vadide hem de Bursa'daki organize sanayi bölgesinde nasıl bir ekosistemin olduğunu görüyorum. Bu da mı yaratır diyorsunuz öyle? Hem de nasıl? Yani TOG dediğimiz yerli otomobil markasının vidasından işte efendim kapı koluna kadar nasıl bir ekosistem oluşturduğunu ve bunun da lokantacısına da yaradığını söylemek istiyorum.